BRC20 tokenları ile alakalı içeriğimizi paylaştıktan sonra kripto kurdu olarak çok güzel kazançlar elde etmeye başladık. Borsa listelemeleri de yoldayken şimdiden bu tarafa yönelmek mantıklı bir hale geliyor. Herkese selamlar. Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Ertuğrul. Bu videoda BRC20 tokenlarında işlem yapmanın en işlevsel yolu olan Uniset Vault kurulum ve market kullanımından bahsedeceğiz. Videoya geçmeden kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu tarz kazanç fırsatlarından haberdar olabilirsiniz. Şimdi ilk olarak Uniset'in sitesine geldim. Bir önceki videomuzda BDC20 tokenlarını Ordinals Vault ile almaktan bahsetmiştik. O videomuza da kartlardan erişebilirsiniz. Şu anda en çok BDC20 hacmi dönen market Uniset arkadaşlar. ikinci sırada da Ordinals Vault yer alıyor. O yüzden güvenli yerler diyebiliriz. Ayrıca bu ve diğer kullanacağım bütün linkleri videonun açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Öncelikle buradan bir Uniset cüzdanı kurmamız gerekiyor. Burada iki tane seçeneğimiz var. Direkt olarak Download from Chrome Store diyerek uzantı şeklinde tarayıcımıza kurabiliyoruz. Buradan linke girdiğiniz zaman Get diyerek uzantıyı ekle diyorum. Ardından eklenmesini bekledim ve gördüğünüz gibi başarılı bir şekilde eklendi. Ardından create new wallet diyerek yeni bir cüzdan açabilirim veya elimde başka bir Bitcoin cüzdanının gizli kurtarma kelimeleri varsa onu da I already have a wallet seçeneğinden girerek cüzdanıma erişebilirim. Hemen create new wallet diyorum. Ardından cüzdan şifremizi belirliyoruz. Şifremden sonra continue diyorum. Ardından karşımıza cüzdan kurtarma kelimelerimiz çıkıyor. Buradaki kelimeleri güvenli bir yere kaydedip Kimseyle paylaşmayalım çünkü bu kelimelere sahip olan herkes istediği zaman istediği cihazdan cüzdana erişim sağlayabilir. Az önce belirlediğimiz şifreye de sahip olmasına gerek yok. O yüzden bunları kimseyle paylaşmayalım. Buradaki copy tık, butonuna tıklayarak kopyalayabilirsiniz. Ben hemen bunları güvenli bir yere kaydediyorum. Kaydettikten sonra buradaki tike onay verip ardından continue diyerek işlemin tamamlanmasını bekliyorum. Burada gördüğünüz gibi 4 tane Farklı cüzdan adresi seçeneği bulunuyor arkadaşlar. Buna videonun devamında değiniyor olacağım. Buradan değiştirmenize gerek yok. Zaten cüzdan içerisinden de değiştirilebiliyor sonradan. Hemen continue diyorum buraya da ve cüzdanım oluştu. İstersem cüzdanıma uzantılar menüsünden de erişebilirim. Burada Uniset volt olarak görünüyor ve bu şekilde de açabiliyoruz. Şimdi ben halihazırda kullandığım cüzdanıma gizli kurtarma kelimelerine giriş yapıp ondan devam edeceğim. Evet önceki cüzdanımı açtım ve içerisinde gördüğünüz gibi Bitcoin bakiyem bulunuyor. Siz de Bitcoin bakiyesi gönderdikten sonra dilediğiniz gibi BRC20 tokenlarında işlem yapmaya başlayabilirsiniz. Hepsini göstereceğim. Şimdi Binance'a geçelim ve Binance'ten cüzdanımıza Bitcoin nasıl yollarız ona bakalım. Evet şimdi Binance'e geldim ve hesabıma giriş yapılı bir şekildeyim. Binance'e hala üye değilseniz açıklamalardaki linkten ömür boyu komisyon indirimli bir şekilde üye olabilirsiniz. İyi olduktan sonra spot cüzdanımızda bitcoin bakiyesi olması gerekiyor. Spot cüzdanımıza da bitcoin bakiyemizi aldıktan sonra sağ üst taraftan cüzdana geliyoruz. Ardından spot cüzdanı diyoruz. Burada üst kısımdan çekmeyi seçiyorum. Ardından sağ taraftan kripto çek bölümüne geliyorum. Şu anda çekim ekranındayız ve coin olarak çekmek istediğimiz coin bitcoin olarak direkt seçili geliyor zaten arkadaşlar. Aşağıdaki adres kısmına da Uniset cüzdan adresimizi gireceğiz. Hemen uzantılardan açalım. Ardından cüzdanındaki BC ile Başlayan cüzdan adresini kopyalayıp buradaki adres kısmına yapıştıracağım arkadaşlar. BC ile başlaması önemli. Hatta şu sağ tarafta ayarlara gidelim. Ardından adres tipini seçelim. Burada gördüğünüz gibi BC ile başlayan iki tane adres ve diğer 36 16 olarak rakamlarla başlayan farklı farklı 4 tane Bitcoin adresi bulunuyor. Inscriptions'larda işlem yapabilmek için BC ile başlayan cüzdan adresini kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Diğerleriyle bir işimiz yok diyebilirim aslında. Hemen kopyaladığım cüzdan adresini şimdi buraya giriyorum. Ardından Bitcoin anı otomatik olarak seçti. Normalde Segwit olarak seçmemiz gerekiyordu. Güncelleme geldiği için şu an direkt eşleştiriyor cüzdanımızı. Ardından çekilecek tutara yollayacağımız bitcoin miktarını yazıyoruz arkadaşlar. Minimum 0.303 tane çekebiliyormuşuz. Hemen miktarı belirliyorum. Miktarı belirledikten sonra ödeyeceğim ağ ücretinden sonra cüzdanıma geçecek bitcoin miktarını burada görebiliyorum. Çekme butonuna tıkladıktan sonra buradan devam diyorum. Ardından karşıma çıkan güvenlik doğrulama işlemlerini tamamlayıp gönderim işlemini başarılı yapacağım arkadaşlar. Evet gerekli güvenlik doğrulamalarını yaptıktan sonra şu anda onayımızı bekliyoruz. Onay süreci biraz uzun sürebilir. Bakiyelerimiz geçtikten sonra artık işlemler yapmaya hazır olacağız. Benim cüzdanımda bakiye var zaten o yüzden tekrardan Uniset'in sitesine döndüm. Şu anda connect seçeneği çıkmıyor. Bir kere sayfamı yeniliyorum. Ardından Connect çıktı. Cüzdanımı otomatik olarak bağlamış olduğum Unisex cüzdanımdaki bakiyelerle işlem yapabileceğim. Şimdi öncelikle size 3 tane görsel göstereceğim. O sayede BRC20'nin temellerini daha iyi anlayacaksınız. Sonrasında nasıl BRC20 dokun edinebiliriz o kısma döneceğiz. Hemen makalemize gidelim. Gördüğümüz gibi deploy, mint ve transfer olarak 3 tane BC20 token'ın statüsü bulunuyor diyebiliriz arkadaşlar. Deploy ile başlayalım. Deploy bir BC20 tokenı oluşturmak anlamına geliyor. Birazdan hepsini tek tek uygulamalı göstereceğim. Bir BC20 token oluşturulduğunda buradaki OP kısmında bir statü belirtiliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi deploy yazıyor. Yani oluşturulan tokenlar önce deploy olarak geçiyor. Ardından deploy halindeki token mint aşamasına geçiyor arkadaşlar. Bu mint aşamasında da diğer insanlar tarafından mintlendiği zaman buradaki OP kısmı mint statüsüne dönüyor. Yani artık mintlenmiş bir BRC20 token oluyor. Son aşamamız ise transfer edilebilir hale getirme aşaması. Bunu da yaptıktan sonra buradaki OP seçeneği transfer oluyor ve Artık bundan sonra istersek marketlerde listeleyebiliyoruz. istersek başka bir bitcoin adresine transfer edebiliyoruz. Burada hemen şu uyarı da yapmak istiyorum. Eğer elinizdeki BRC20 inscriptionları mint veya deploy statüsündeyse bunların kaybolma ihtimali var. Bunun nasıl olduğu ile ilgili herhangi bir bilgimiz yok. BRC20 tokenlarını kullanan birisinin yaşadığı bir olay bu. O yüzden buna dikkat etmenizde fayda var. Sadece transfer statüsünde olanlar güvenli diyebilirim. Zaten birazdan bu statüye de nasıl getireceğimizi göstereceğim. Ayrıca bu sayfanın yine yukarısında burada yer alan notlar kısmını kendiniz okuyabilirsiniz. Türkçe'ye çevirip rahatlıkla anlayacaksınızdır. Şimdi tekrardan Uniset'e dönelim. Ardından buradaki BRC20 menüsüne giriş yapıyorum. Bu kısımdan diplo yani token oluşturma ve mint işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Burada progress'in altında gördüğünüz yüzdelik rakam bu token'ın ne kadarı mintlendiğini gösteriyor. Örneğin burada gördüğünüz gibi çoğu %100 yani Artık mint işlemi yapılamıyor. Sadece transfer halindekiler marketplace kısmında satılabiliyor anlamına geliyor arkadaşlar. Buradan istersek in progress kısmına tıklayarak hala mintlenebilir BRC20 tokenları görebiliyoruz. Buradaki çoğu tokenın ileride hiçbir değeri olmayacak arkadaşlar. Çünkü isteyen herkes deploy yaparak burada satışa çıkarabiliyor. Ama tabii kendi araştırmalarınızı yaparak beğendiğiniz bir coin'e mintlemek isterseniz Birazdan göstereceğim aşamaları takip etmeniz gerekiyor. Şimdi herhangi birisinin içerisine girelim. AK-47 BRC-20 token'ını sadece örnek olması açısından seçtim. Buradaki kısımda genel olarak bilgiler yer alıyor. Örneğin arzı yer alıyor. Kaç tanesinin mintten de yer alıyor. Bir mint başına kaç tane AK-47 alabileceğimiz gibi birçok bilgi yer alıyor. Hemen buradan sağ üstten mint direct diyorum. Gördüğünüz gibi mint ve deploy olarak iki seçenek de karşımıza çıktı. Mint dersem direkt olarak buradaki AK-47 token'ı mintleyebiliyorum. Her mint başına bir tane alabiliyorduk. O yüzden bir tane seçili. Aşağıdaki repeat mint seçeneğini artırırsam o miktarda mint yapmış oluyorum arkadaşlar. Mesela 20 tane yaptığımız zaman 20 tane ayrı inscription mint diyoruz. Ve her birinin içinde de bir adet AK-47 yer alıyor. Hemen next diyelim buradan. Burada alacağımız 20 tane inscription'ı görebiliyoruz arkadaşlar ve OP kısmına baktığımız zaman da mint olarak cüzdanımıza geçecek. Hemen aşağıdan next diyorum. Şimdi burada son aşamaya geldik. Öncelikle buradaki adres kısmına Uniset cüzdan adresimizi girmemiz gerekiyor. Zaten direkt kopyalamaya göstermiştim. Kopyalayıp buraya yapıştırabiliyoruz. Ardından burada ücret seçenekleri karşımıza çıkıyor. Ekonomide mesela 21 satoshi ödüyormuşuz ve işlemin gerçekleşme süresi ortalama 6 saatmiş. Normalde ise 117 satoshi ödüyoruz ve 20 dakika içerisinde işlemimiz gerçekleşmiş oluyor. Satoshi ne diye soracak olursanız satoshi bitcoin'in en küçük birimi arkadaşlar. Yani direkt bitcoin diyebiliriz. Buradaki seçenek tamamen size kalmış. Eğer zamanınız varsa isterseniz ekonomide değerlendirebilirsiniz. Ardından aşağıya iniyorum. Burada genel olarak total kısmında ödeyeceğim toplam satışı miktarı yer alıyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bizden istediğim miktar 146 dolar değerinde. Yani cüzdanımdan 146 dolarlık bitcoin ödeyerek 20 tane bu AK-47 inscription'ından alabileceğim. Hemen buradan submit and pay derseniz karşınıza direkt olarak Uniset Wallet seçeneğiyle ödeme çıkıyor. Bu en kolay yöntem pay with Uniset Wallet diyorum. Burada da son olarak ödeyeceğimiz miktarı görebiliyoruz. Eğer cüzdanımızda yeterli miktarda Bitcoin bakiyesi varsa sign and send diyerek bu mintleme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Ben bu işlemi şimdi onaylamayacağım. Cüzdanımda zaten OP durumu mint olan inscription'lar bulunuyor. Cüzdanımızdaki BRC20 tokenları da buradan ol yerine BRC20 seçeneğini seçerek görüntüleyebiliyoruz. Burada elimde mint yaptığım MNCH adında bir tane BRC20 tokenı var. Hemen bunun içerisine tıklıyorum. Burada gördüğünüz gibi available ve transferable olarak iki farklı statüde MNCH tokenlarım yer alıyor. Transferable kısmında olanları direkt olarak marketplace kısmında listeleyebiliyorum arkadaşlar. Fakat cüzdanımı tekrardan açayım. Buradaki available kısmında yer alanların statüsü mint'te. Yani mint yaptım ve bunun statüsünü transferable yapmadığım için bunları satışa çıkartamıyorum. Bunu yapmak da çok kolay arkadaşlar. Hemen buradan transfer'e basıyoruz. Ardından aşağıdan inscribe transfer diyoruz ve elimizdeki kaç tane tokenın transfer statüsüne geçirmek istediğimizi belirliyoruz. Örneğin burayı 10.000 yapalım. Yine buradan fi ücretini ayarlayabiliyoruz. Azaltırsanız daha uzun sürede gerçekleşiyor. Hemen ne istiyorum. Ardından burada 10.000 tane MNCH token'ın transfer statüsüne değiştirileceğini görebiliyorum. Pay and inscribe diyerek transfer statüsüne geçirebiliyoruz. Tabi burada da bir fi ücreti ödememiz gerekiyor. Benim şu an elimde transfer statüsünde olan token bulunuyor zaten arkadaşlar. Bunu direkt olarak listeye Şimdi gelin bir de diplomatik deploy kısmına bakalım. Hemen BRC20'ye giriyorum. Buradan in progress'e giriyorum. Herhangi bir tanesine tıklıyorum yine. Buradan Mint direct diyorum ve Deploy diyerek buradan önce oluşturmak istediğim inscription ismini belirliyorum. 4 karakter olması gerekiyor. Daha az veya daha fazla yapamıyorsunuz. Ardından aşağıdan kaç tane supply olacağını yani arz olacağını belirliyoruz. 21 milyon olarak direkt karşımıza çıkıyor. Aşağıdaki kısımdan da her mint başına kaç tane token oluşturmak istediğimizi yazıyoruz. Örneğin yukarıya bir isim sallayalım. Ardından ben bu token'ı next diyerek oluşturduğum zaman bu isimde 21 milyon tane token oluşturacak. Ve mintlemek isteyenler mint başına bir tane token elde edebilecek. Az önce minti de göstermiştim zaten. İsterseniz buradaki değeri de değiştirebilirsiniz. Örneğin benim elimdeki deploy yaptığım token'a birlikte bakalım. Cüzdanımı açtım. Ardından burada gördüğünüz AIBC benim diplo yaptım oluşturduğum bir token arkadaşlar ve şu anda gördüğünüz gibi Burada aşağıda yine available kısmında diplo edilenleri görebiliyoruz ve sol tarafındaki mint yapılanlar bu minti de yine ben kendim gerçekleştirdim İsteyen insanlar bu oluşturduğunuz tokenı yine aynı şekilde buradan bc 20ye gelip buradaki arama çubuğuna ismini yazarak erişebilir Bizimki AIBC idi arama yapalım burada karşımıza çıkıyor zaten üstüne girip İsterse insanlar buradan mint yapabilir. Eğer insanlar buradan mint yapıp ikinci markette satışa çıkarırsa her satıştan %0.2 bir kazanç sağlamış oluyoruz. Tabii ki bizim öylesine oluşturduğumuz token da kimse almayacaktır. Arkasında proje olması gerekiyor. Cüzdanımızdaki deploy halindeki tokenları da önce buradan mint diyerek mint statüsüne geçiriyoruz. Ardından mint statüsünde olanları da burada gördüğünüz gibi 10.000 tanesi benim mint statüsünde transfer diyerek bunları da transferable hale getirebiliyorum ve artık bunları istersem kendimde Marketplace kısmında listeleyebiliyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki mint halindekileri transfere getirelim ve markette birlikte listeleyelim. Hemen transfere tıklıyorum ardından inscribe transfer diyorum buradan adetimi seçiyorum ardından next diyerek işlemimi onaylayacağım. Buradan transfer olduğunu görüyorsunuz. Payan inscribe diyorum. İşlem onaylanınca devam edeceğiz. Şu anda işlemlerimin onaylanmasını bekliyorum. Biraz uzun sürüyor arkadaşlar. İsterseniz cüzdandaki history kısmına girip ardından view on Block Explorer seçeneğine tıklarsanız adresinizle ilgili burada Unconfirmed Takes Count yazıyor. Yani henüz onaylanmamış bir tane işlemim yer alıyor. Buradaki rakam sıfıra indiğinde işlemim gerçekleşmiş olacak. Evet sonunda işlemim gerçekleşti arkadaşlar. Bitcoin'a e çok yavaş olduğu için bu işlem uzun sürdü. Hatta ilk de hata aldığımı düşünüp ikinci bir kere denedim. Ve şu anda gördüğünüz gibi 5000, 5000, 10.000 adet deploy ettiğim token'ı transferable hale getirdim. Şimdi tekrardan Uniset Vault'a dönüyoruz. Ardından buradan Marketplace'e giriyoruz. Öncelikle şunu söylemeliyim. Marketplace erişimi yoğunluktan dolayı kısıtlı arkadaşlar. Burada işlem yapabilmek için Uniset OG ihtiyacımız var veya 20 adet Uniset Points toplamamız gerekiyor. Yanındaki soru işaretine tıkladığımız zaman burada bize söylediği şey videonun öncesinde de gösterdiğim gibi Mint, Deploy veya transfer işlemlerinin hepsi bir puanlık değerde arkadaşlar. Yani 20 inscription'lık işlem yaparak bu şartı yerine getirebilirsiniz. 20 inscription içinde yaklaşık şu anda 146 dolarlık bir işlem ücreti ödememiz gerekiyor. İsterseniz işlem hızını azaltarak bu miktarda azaltabilirsiniz tek seferde 20 tane inscription'lık işlem yaparsanız da sayılıyor. Örneğin tek bir mint esnasında repeat mint'i seçerek 20 yaparsanız bu geçerli olacaktır ve artık marketplace'i kullanmaya başlayabileceksiniz. Erişimi açıldıktan sonra buradan connect wallet diyerek cüzdanımı bağlıyorum. Burada gördüğünüz gibi işlem puanım yeterli. An diyerek markete erişiyorum. Burada ikinci satışlar gerçekleşiyor arkadaşlar. İnsanlar elindeki BLC20 tokenlarını listeleyerek satabiliyor. Buradaki sol kısımdan şu an gördüğünüz gibi ordi token'ın listelemelerini görüyoruz. Bunun üzerine tıkladığımız zaman istersek buradakileri seçebiliriz. Veya arama kısmına istediğimiz token'ın ismini yazabiliriz. Örneğin buradan bir tanesine baktığımız zaman ordi'deyiz şu an. 200 tane ordi satıyormuş tanesini ise 12900 satoshi'den satıyormuş. Bu da 3.68 dolara denk geliyor. Sağ aşağısında da dolar cinsinden fiyatını 735 olarak görebiliyoruz. Buradan herhangi birisine buy diyelim örneğin. Ardından karşımızda son olarak ödeyeceğimiz miktar çıkıyor arkadaşlar. Burada tabi fiillerde ödüyoruz ve deployer Royalty olarak da %0.2'lik bir royalty fee'miz vardı zaten. Buradan confirm diyerek satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Veya cüzdanınızdaki transferable yani burada da gördüğünüz gibi tüm inscription'ların üzerinde transfer yazıyor. Yani bunlar transfer statüsünde olanlar. Elimizdekileri listelemek için de sağ taraftan my assets kısmına geliyoruz. Ardına AI BC için devam edeceğim ben list diyorum. Burada gördüğünüz gibi 5000-5000 iki adet farklı inscription'ım var herhangi birisine tıklıyorum. Ardından list diyorum. Burada öncelikle price kısmına bir tane AI BC için ne kadar satoshi istediğimi yazacağım. Buraya yazdığımız fiyat doğrultusunda totalde minimum 50.000 satoshilik değerde bir listeleme yapmamız gerekiyor. Burada da en düşük önerdiği fiyat 10.05 olarak görüyorsunuz. Ben 11 yapayım örneğin ardından list seçeneğine tıklıyorum. Cüzdanımdan fi ücreti ödeyerek listeleme işlemini tamamlıyor olacağım. Ardından sign diyorum. Ve bu şekilde listeleme işlemim tamamlandı. İnsanlar gelip artık listed kısmından benim listelediğim inscription'ı satın alabilir arkadaşlar. Fiyatı da 15 dolardan listeledim. Tabi arkasında bir proje olmadığı için kimse bunu almak istemeyecektir. Aynı zamanda burada diğer marketplacelerden de alışkın olduğumuz üzere fiyatları sıralayabiliyoruz. Evet listeleme işlemimiz de bu kadardı arkadaşlar. Şimdi size son olarak farklı bir konudan Ordinals Wallet'un yeni açtığı özellikten bahsedeceğim. Yine bu ilgili kullanım videomuz da mevcut. O videoda şu an kartlar kısmından erişebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi BRC20 olarak bir tane seçenek açtılar. Buradan... BRC20 tokenlarını görüntüleyebiliyoruz ve burada gördüğünüz gibi verileri de yer alıyor. Hacim ve toplam arzı gibi bilgiler var. Floor fiyatını da buradan görebiliyoruz. Hemen bir tanesinin içine girelim. Aslında Ordinance Vault'tan satın almak çok daha kolay. Buy now diyerek direkt satın alabiliyorsunuz. Genel olarak bu videoluk göstereceğim işlemler bu kadardı. Şu anda bu inscriptionsların borsaya nasıl çekileceği yani şu anda aslında bir NFT halinde diyebiliriz. Bir NFT'nin içine örneğin burada 5000 tane token sıkıştırılmış bir halde. Bunu nasıl borsalara çekeceğiz? Tane olarak nasıl satabileceğiz? Bu konularla ilgili detay bulunmuyor. O konularda gelişmeler oldukça sizlerle de paylaşıyor olacağız bunları. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.